Bir şeyi bilmeniz lazım ki bir şeye yükselmeniz için bir şeyi bırakmanız gerekir. Bütün yaşamın içinde bu geçerli yani. Mesela çocuklarınız oldu, anne ve babasınız. Çocuklar büyüdü, geldi 20 yaşına. Hala anne baba mısınız? Eğer hala anne babaysanız problem var. Ne siz büyüyebilirsiniz ne çocuklar büyüyebilir. Mesela diyelim ki şu anda orta gelirli bir geliriniz var ve yarın iyi bir para kazanmak istiyorsunuz. Neyi bırakmanız gerekir? Orta gelirli düşünce yapısını bırakmanız gerekir. Orta gelirli bir düşünce yapınız var. Zengin olmayı düşünebilirsiniz, isteyebilirsiniz ama hiçbir şey olmayacak. Zengin olmaya gitmeniz için orta gelirli düşünce yapısını bırakmanız gerekir. Yani yükselmek istiyorsanız neye sahipseniz onu bırakmak zorundasınız. Yoksa yükselemezsiniz. Ve çoğu insan yükselememesinin ana nedeni budur. Yani şirketlerin büyüyememesi liderlerin level up yapamamasına kaynaklanır. Level up olabilmesi için korkuyu yenmeleri lazım. Çünkü korku işi bıraktığım zaman yapamazlarsa, işler kötüye giderse, ben ne yaparım, ödemelerim nasıl yapılır, şirket daha kötüye gider gibi korkular esasında sizin yukarıya çıkmanızı engeller. O yüzden korkuyu yenmediğiniz sürece ekip kurmayın. Çünkü kurduğunuz ekip esasında sizin korkunuzun yüzleştiğiniz yeri olacak. Ama korkunuzu yenebilirseniz o zaman yukarı çıkabilirsiniz. O yüzden bence liderlik ister bir şirkette çalışıyor olun, ister patron olun, esasında yükselebilmekle ilgili bir şeydir. Sadece liderler yükselmek ister. İster satıcı olun, ister patron olun. Yükselmek isteyenlerin tamamı liderdir. Esasında sahip olduğunuz gelir sizin ne yazık ki zincirlerinizdir. Sahip olduğunuz gelirlere, sahip olduğunuz ortama, sahip olduğunuz çevreye baktığınız zaman esas yaratmış olduğunuz alan fakirliğinize neden olur. Sahip olduğunuz gelire değil de neler yaratmanız gerekli olduğuna dikkatinizi vermeniz lazım. Sahip olduklarınızdan neler yaratabilirim diye düşünürseniz azıcık ileri gider o. Ben hep onu şeyle izah ederim. Bir şirket kurdunuz sıfırdan, ilk yılınızda $1 milyon yaptınız. Sıfırdan 1 milyona kadar büyüdünüz, 1 milyon kat. İkinci yıl, geçen yıl 1 milyon yaptığınıza göre bu yıl 2 milyon rahat yaparım dersiniz. Ne kadar büyürsünüz 2 milyon yapınca? %100. Üçüncü yıla geldiğiniz zaman 2,5 milyon yapacaksınız. Halbuki hiçbir şeyiniz yokken, 1 milyon yapabilirken 1 milyon kat demektir. Sıfırdan 1 milyon kat büyümüşsünüz. Bir şeye sahip olduğunuzda sahip olduğunuz kadar büyüyebilirsiniz. O yüzden liderlik aynı zamanda sahip olmama sanatıdır. Bir şeye sahipseniz sahip olduğunuz kadardır. Sahip olduğunuz şey esasında sizin sahibinizdir. Siz neye sahipseniz artık o sahip olduğunuz şey size sahip olur. Bir flört yaşayayım dersiniz. Kendinize bir kız arkadaş, erkek arkadaş bulursunuz. Sonra bir de evlenirseniz eşim var filan dersiniz. Bilmem neyim var filan. İşte o kadarsınızdır artık. Sonra bir iş yeri kurdunuz diyelim. 3 kişi çalışıyor, 33 kişi çalışıyor. Çok önemli değil. İşte o kadarsınızdır artık. O yüzden liderlik esasında özgür olabilme sanatıdır. Sahip olduklarınız sizi yansıtmaz. Sahip olduklarınız kendinizi, ruhunuzu, potansiyelinizi kaybetmenize neden olur. O yüzden müthiş bir özgürlük gerekir. Ama müthiş bir özgürlük korkunun da sonudur biliyor musunuz? Çünkü sahip olduğunuz şeyler aynı zamanda korkunun nedenidir. Demek ki çok önemli bir şey, liderlik özgürlükle ilgili bir şey. Neye sahip olduğunuzla ilgili bir şey değil. Ya da hayallerinizle ilgili bir şey değil. Derler ki liderlik işte vizyondur, hayal bilmem ne, gelecekle ilgili. Hiç alakası yok. Full özgürlüktür esasında.